Bak ha arasındaki bilincin akış malzemesidir. Şekle bakarsanız aksoyra dediğimiz sonsuz, sınırsız, mutlak ra, durulgan potansiyelinden yani yokluğundan kendi varlığını halk ederek yokluktan varlık alanına geçiyor. Durulganlıktan aktifliğe geçiyor. Durulgan potansiyelini aktifleştiriyor. Şimdi durulgan haline ja diyoruz yani yokluk. Aktifleşmiş haline ija diyoruz yani varlık. Om öncesi yani mutlak yokluk potansiyeli kendinden kendine bir içsel bir hareket diyelim. Tasavvufta alabora oluş deniliyor buna. İlk temel hareket dediğimiz omu vurguluyor. Omu vurgularken, kendinden kendine omu vurgularken kaha gücünü, kendi içindeki kaha gücünü yoğunlaştırıyor. Kaha bir güçtür. Bir güç potansiyelidir. Varlıklaşmak, yaratılmak için kullanılan bir güçtür. Ve bu güce sahip olan her bilinç yaratıcıdır. Dolayısıyla yokluğun kendi içinde var olan bu güç, kendinden kendine ilk temel hareketi içinde yaşıyor, bir devinim gibi düşün, bir devinim yaşıyor ve o ilk temel hareketi yaşarken bu güç potansiyeliyle o hal gittikçe yoğunlaştırılıyor. Ve bu kaha gücünün yoğunlaşmasıyla bilincin varlık alanına geçmesi, bilincin bilinç akış manzumesi dediğimiz zamansız, mekansız, formsuz bir yaşam boyutuna akıyor. Boyut da demeyeceğiz ama anlam katmak veya hani tarif etmek için gereken bir tanım oluyor. Yokluktan om ile başlıyor ve ondan enana'ya kadar bilinç akış manzumesinde önce bir farkındalığı element bazında alıyor, sonra bitkisel bazda bir farkındalığı, sonra bu yoğunluk kaha gücü yoğunlaşıyor ya hep. O yoğunluk, o bilinç halinin, bakın burada hiçbir varlık yok, ben bir element derken dünyadaki elementten bahsetmiyorum. İlk halk oluştan bahsediyorum, var olma halinden bahsediyorum. Yoklukça olan değerlerin artık aktifleşmesi. Ve burada element bazından bitki bilincinden daha da yoğunlaşan bir hal, bilinç hali akıyor. Bitkisellikten hayvan, hayvansallıktan beşeri yaşamaya. Ve bu bilinç sürekli yokluktan geliyor. Akıyor, 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 enana'ya kadar geliyor. Ve bu 64 milyarlık bir mikro hal bir potansiyel ortaya çıkarıyor. Ve biz enana'da bu potansiyele ya torn, ya toran ya da kaha potansiyeli. Torn dediğimizde bir santifere denk gelir, durgun bir cinnidir. Toran dediğimizde bir dorçede, altın bir bilinç halidir. Kaha dediğimizde de kaha mon, yani veziri bilinçlerden bahsediyorum burada. Ve şimdi burada o bilinç o beşeri aşamaya kadar akarken bilinç akış manzumesinde öyle bir hal, öyle bir yoğunluk, öyle bir farkındalık haline geliyor ki bir karakter çıkıyor ortaya. O karakter ya bir kahamon karakteri ya bir altın bilinç karakteri ya da bir durgun bilinç karakteridir. Peki bunun ne olacağı öncesinde bilinmiyor. Çünkü jadan yani yokluktan bu şekilde geliyor ve o biriktikten sonra ortaya bir potansiyel ortaya çıkıyor. Sonra diyor ki kahamon, sonra diyor ki dorçede veya sonra diyor ki torn, santifer bilinci haline dönüşecek. Peki o karaktere yön veren,
o karakterin ortaya çıkmasını sağlayan altınsa nasıl bir altın bilinç oldu? Neden altınken, yani mesela orada altın varken neden kahraman olmadı? Neden durgun olmadı? Bunu altınlaştıran faktör Ja'dır. Ja onu ilk vurgularken, onda o ilk temel hareket, o ilk devinim, ilk hareket esnasında bilinç element diye geçtiği anda onun bir durgun mu, onun bir altın mı veya bir kahraman mı olacağı ve hangi karakterlere bürüneceği o anda kendi bilincinin imkanlarından biri olan Ra keyfiyetlere kodlanıyor. 99 Ra keyfiyet var. Bilincin imkanları, hatırlayın, bilinç tek başına var olamıyor. İmkanlarıyla birlikte var oluyor. Dolayısıyla bilinç ve imkanları dediğimizde birlikte bu akış halinden, bu bilinç akışının manzumesine katılıyor. İmkanlara geliyoruz. Neydi? Ra keyfiyet veya öz keyfiyet. Öz haslet, yetiler, melekeler, öz değer, değerlerin içinde bilgisi, gücü, cevheri var. Cevher dediğimizde de zaman, mekan, form meçhaleleri ortaya çıkıyor. Bakın bir sürü şey saydım. Bunlar bilincin kendine ait olan bilgisi, bilincin kendine ait olan imkanları, işte cevheri neyse. Hepsi birlikte akıyor. Ve bu akarken onun ne olacağı, onun nasıl bir varlık haline dönüşeceği ilk programı kutsal ja veya mutlak yokluktan akarken programlı bir şekilde geliyor. Demek istediğim bu. 99 ra keyfiyetlerden bir tanesi diyelim ya da 5 tanesi ya da 20 tanesi o varlıkta daha ön planda duruyor diğer keyfiyetlere göre. Bütün bu keyfiyetler var. Bütün keyfiyet, haslet, değerler, bütün her şey akıyor ama bir karakter ortaya çıkması, bir görev uzmanlığının veya o hangi frekansta titreşecek her şeyin başında ra keyfiyetler var. 99 ra keyfiyet. Ve keyfiyetlerin bir özelliği yön verici, rotasyon aktif olmasıdır. Keyfiyetleri biz tanımlarken rotasyon aktif. Bu şekilde tanımlarız. Yön veren, rotasyon önünde nereye gideceğine dair bir rotası var elinde. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ve bunun için o varlık oradan akarken Enana'ya gelir. Ya bir kahaman, ya bir dorçete, ya da bir santifer olur. Orada karakter ortaya çıkar. Bu karakter ortaya çıktığında eğer bu bilinç santiferse veya dorçete ise Enana'dan sonra Enana'nın bir makro ünitelik bir program olduğunu ve bu makroluktan süper makroluk haline geçeceği için bu makro alıyor. Eğer bir durgun veya altın bilinç ise bakınız aşağıda raniaktif merhaleler diye geçer. Raniaktif merhalelere dalıyor bu defa. Nasıl ki ondan çıktı element, bitki, hayvan, beşere kadar gelip Enana'ya döndü. Enana halinde bir makro ünitelik bir programla artık kendini burada bildi. Buradan sonra eğer altın ve durgunsa raniaktif merhalelere giriyor. Yani burası Arya boyutudur. Kahamonsa da Kaharya kademeler. Bakın bir kademe, biri de merhale. Bunlar kutuptur. Tasavvufta da kutuplar olarak geçer. Kutup olarak geçen tanrısal boyut bilinçleri veya tanrı üstü tanrı. Kaharya aktif kademeler, tanrı üstü tanrı, raniaktif merhaleler, tanrısal bilinçtir. Burada yine çeşitli hani öğretilerde veya rapsal, ruhsal bilgilerde de mukarrebun veya havas diye geçiyor. Havasul has diye geçiyor. Ve mukarrebunlar diye geçiyor. Belki duyanlarınız vardır, bilmiyorum. Mukarrepler, kahriaktif kademeler, havasul haslar, raniaktif merhalelerdir. Şimdi bunları bu şekilde Enana'dan makroluktan sonraki aşamalarda
Mesela bir makro kendi tanrısallığını oluşturabilmesi için eğer bir durgunsa veya bir altınsa 64 milyar makro halinde bir tanrıyı ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla Enana'dan yine bu bilinç devam ediyor, akış halinde akıyor. Akarken kendi imkanlarıyla birlikte keyfiyetleri onu rotasyona sokuyor. Rotasyon aktif statüde ilerliyor ve sonra bilinci bir makroyken bir makro daha akıyor ya yoğunlaşarak, ama bakın hep kaha güç yoğunluğundan bahsettim az önce. Bilincin kendi sahip olduğu farkındalık hali sürekli evriliyor başka bir üst farkındalığa. Bir makroyken 2, 2 iken 3, oranyo aktif merhalelere daldıkça 64 milyar tane bir potansiyeli oluşturuyor. Bir arya oluyor. Bir arya olduktan sonra bilinç yine devam ediyor. Ja'dan sürekli akış var. Yokluktaki sonsuz bir bilinç hali. Sonsuzlukta sürekli bilinç aktığı için 64 milyardan bir arya. Tamam, devam ediyor. Enana'ya geldi, bir makro daha, bir makro daha. Sürekli el an dediğimiz anda, sürekli bilinç akış halinde bir şeyler ortaya çıkıyor. Bir bilinç, bir tanrısal bilinç ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ve bu bilinç halleri 343 taneye tamamlanıyor. Raniaktif merhalelerde yani 343 tane arya bilinci. Kahamonlarda da 300 tane kaharentaz ortaya çıkıyor. Şimdi Enana'dan sonra sürekli bir makro bilinç lokasyonu var. Orada toplanıyor. 32 milyar tane olduğu anda bir kaharentaz, ama orada bitmiyor. Devam ediyor. Hala bir makroluk bilinç hali ortaya çıkıyor. Sonra 300 tanesi ortaya çıktığında orada bir bütünsel bir birlik sırrı var. 301 oluyor. Aşağıdakilerde 343 tane de yine bir tanrısal birlik hali var. Orada da 343'ün oluşturduğu bir hal, bir Atlanta boyutu dediğimiz, yani Atlantaria Monyas'ın üyeleri ortaya çıkıyor ve Rakha'da bunlar Rakha'da tamamen böyle gelip buluşuyorlar. Rakha'da 343 tane kaharentaz bilinci oluşmuş demektir. Rakha'ya ulaşmışsa o bilinç hali, akış halindeyken. Yoklukta, el anda, anın anında denilmesi mahsurlu bir anda, her şey anda oluyor zaten. 300 tane kaharyantasın bir oluşturduğu bir aşama, muazzam bir aşama, muazzam bir tanrısal güç. Rakha dediğimiz bir aşamaya kadar geldiğinde biz buna beynin sol lobunu ve beynin sonra sağ lobunu oluşturacak, artık bir beyin oluşacak bir bilinç potansiyeli diyoruz. Ve bakınız, burada mutlak varlık var en sağ tarafında. Bu yokluk ile varlık arasında husule gelen akış halindeki bu bilinç akışı, bilinç seyri, kadim, hadis, saf biliş halindeki bir yaşamdır. Burası bir şablondur. Bu şablon aktif yaşam diyoruz buraya. Burası varlık alanı değildir henüz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Varlıklaşma yok burada. Burası yokluk ve varlık arasında bir şablon. Neyin şablonu? Varoluşun şablonu. Bütün mutlak değerlerin şablonu, mutlak bilinçlerin şablonu, tanrısal bilinçlerin her şey. Yani biz nasıl akışık kayıtlar diye bir kayıttan söz ediyoruz. Hani her şeyin içinde yazıldığı levh-i mahfuz denilen bir potansiyel, bir güç merkezi var mesela. Şimdi biz bunu biliyoruz. Her şey yazılmış diyoruz. Değil mi? Levh-i mahfuz için. Mutlak plan kayıtlarıdır bunlar. Ama levh-i mahfuzda şöyle bir şey var. Makroların veya mikroların çekirdek dünyada veya evren içerisinde, çekirdek evren içerisinde sahip oldukları tüm programlar, onları ilgilendiren tüm
mukadderi hayat formasyonları ana ve alternatif programlarla birlikte o mutlak plana kayıtlıdır. Ve biz buna akaşik kayıtlar, bilgi ve enerji blokasyon merkezi diyoruz. Veya levh-i mahfuz olarak biliniyor. Hani birçoğunuz duymuşsunuzdur levh-i mahfuzu. Her şeyin içine yazıldığı, her bütün ana programların, kaderi programların içinde yer aldığı, ondan sonra işte kadersel veya yani geçmiş, gelecek, şimdi hiç fark etmez. Tamam şimdi ama biz onlara diyoruz ki onlar evren varlığını ilgilendiren kayıtlar. Bir makroların veya mikroların çekirdek dünya ortamında deneyimlerini, evrimsel bazda hani ilerleyişlerini, tekamülünü, görev bazındaki programlarını tüm ana ve alternatifleriyle, sonsuza açılan alternatifleriyle bloke edildiği, zaten adı blokasyon merkezi. Bilgi ve enerji blokasyon merkezi. Yine kahamonların genlerini verdikleri, bilgiyi ektikleri canlı kristal oluşlardır. O bilgi ve blokasyon merkezi. Bu bahsettiğim buradaki bilinç akış manzumesi de düşünün ki hani nasıl levh-i mahfuzu biliyorsak onun makro nitelik olduğunu, makro ve porlardan yapıtlandığını, por hatırlayın kuant altı partiküllerdir. Dolayısıyla bütün bizim maddi oluşların ince partiküldür, enerjetiktir. Orada bütün bu bilgiler kayıtlı ama buradaki şu şablondaki bütün varlık uzayını ve bütün yokluk uzayının uzayından akan var olan, var olacak, sonsuz, sınırsız bütün her şeyin şablonu olarak ele alıyoruz bunu. Buradaki kayıtlar, minyatür kainatlar, sistem, nizam, düzen şablonu diye geçer. Minyatür kainatlar, mutlak beynin kendi beyin potansiyelinde bulunur ve serlerden yapıtlanmıştır. Ser, porların daha ince olan, hatta en ince partiküldür ve sadece mutlak beyin tarafından programlanabilen oluşlardır. Eksteri, vasiyan, zenyon diyoruz arkadaşlar bu akış halindeki yaşama. Kadim, hadis, saf, biliş halindeki yaşam. Burası varlıklaşma alanı değildi. Tekrar ediyorum. Burası şablondur ve şablon aktif bir yaşamdır. Ve yaşam var ama şablon halinde duruyor. Ve burada zamansızlık hüküm sürüyor, mekansızlık, yani hiçbir titreşimden, hiçbir var olan hani bir hareket, bir deminim, kesinlikle bundan söz edemiyoruz. Buradaki yaşamla. Saf biliş halindeki bir yaşam diyoruz buna. Umarım anlatmaya çalıştığım şeyi kavrayabiliyorsunuzdur. Şimdi bundan sonra mutlak varlık dediğimiz alandan sonra mutlak vücut veya varoluş boyutları oluşuyor. Neye göre? İşte buradaki bütün şablonlara göre. Eğer dünyada element varsa bu şablonda element olduğu için eğer dünyada veya evrenlerde hiç fark etmez veya galaktik boyutlarda işte en ana dediğimiz bir yüksek benlik potansiyeli makro öz varsa buradaki şablonda böyle bir bilinç olduğu için var. Burada var ki varlık alanında tezahür etmiş. Burada humanoid yani beşer dediğimiz varlık var ki mutlak varlık alanında böyle bir bilinç evrimine tabi tutulabiliyor gibi. Burada kahramantaslar var ki kahramantas 17 dediğimiz ana merkezi süper güç boyutu içinde bulunan kahramantaslar oraya tezahür edebiliyor. Burası şablon, orası varlık alanı. Burası her şeyin var olduğu işte levh-i mahfuz gibi bir alan. Orası yansıma, tezahür odağı. Aryalar bu şekilde. Şimdi burada rakada, rakha dediğimiz alanda 3 kademe var. Rakhaktif dingin. Bakın rakha bu hepsini kapsamış. Burada hem 300 tane karyantasın
bir araya gelip bir potansiyel oluşturuyor. 300 karanlık bir güç. Düşünün ki ne kadar büyük bir güç bu. Rakaktif diyoruz. Şimdi burada Amon Zorahit dediğimiz bir oğuldu bu. Oğul olarak geçer. Rakaktif dingin dediğimizde rakamın dinginliğini yaşayan bir bilinçtir. O zaman Amon diyoruz biz bu bilince. Beynin sağ ve sol loblarını oluşturan iki farklı yapı. Ve her ikisinin oluştuğu, her ikisinin bir beyin halinde. Mesela biz şu anda bir şey dinlerken, konuşurken, bir şey algılarken sağ beyinden mi, sol beyinden mi algılıyoruz? Öyle bir şey var mı? Yok. Bazı özelliklerimiz evet sağ beyin özellikleri, bazı özelliklerimiz sol beyinle ilgili. Biri analitik düşünür, biri duygusal olur falan ya. Ama biz bunları ayrı ayrı yaşamıyoruz. Biz bir bütün potansiyel halindeki beynin bütünsel haliyle yaşıyoruz o yaşadıklarımızı, o özellikleri. Bir beyin var, iki lobu var ama analitik tarafına odaklanır. İkisi birlikte müşterek çalışır. Bu şekilde eğer düşünürseniz buradaki rakaktif ve rakaktif dingin iki tane lobun sonucunda ortaya çıkmış olan rakaktif dingin devrimsellik her iki lobun birleşim noktasıdır arkadaşlar. Ve bir beynin potansiyeli tüm gücünü oluşturur. Mutlak beyin diyoruz, kozmik beyin diyoruz veya Aloihakamon diyoruz. Dengeleyici, aktif şoklayıcı, haşmetli güç olarak açılımı var. Burada bilinç mutlak varlık alanından sonra Karamatas Onya dediğimiz süper güç boyutunda, ana merkezi süper güç boyutunda buradan oraya yansıyor ve tezahür ediyor. Ama olma bazında, var olma haliyle. Evet, mikro, makro ve süper makro dediğimiz üç tane aşamamız var biliyorsunuz. Burada mikro Saturnia açılım Atlantinoze mikro uyduca. Bunlar mikro ünitelik programlar. Mikro ünitelik programların bir araya gelip 64 milyar tanesinin bütünleşerek ortaya çıkardığı deneyimler, işte androidal kalıpları kullanması, bütün deneyimleri ortaya çıkarması var olma aşamasında. O zaman diyor ki burada bir tane makro ortaya çıktı. Kendi sahip olduğu mikrolarını evrimsel boyut olan yani dünyaya, buraya veriyor, hani getir gönderiyor, transfer ediyor. Bütün o aşamalardan geçiyor, elementer, bitkisel, hayvansal vesaire. Ve burada bir makro, bir potansiyel ortaya çıkartıyor. O makro potansiyel halden sonra çekirdek dünyada evrim yaparken göksel anlamda istenilen şudur. Burada bir makro nitelik program çıktı ama tanrısallaşmak, nihai hedef tanrısallaşmak. Bir makro varken nasıl tanrısallaşacak? Bir makroluk mu? Yani benim yüksek benliğim var. Tamam, galaktik boyutta beni göndermiş buraya mikroları üzerinden. Mikroları üzerinden işte bir takım uyanış yaşamam sağlanmış. Sonra da belirli bir aşamaya geldikten sonra yüksek benlik diyor ki ben orada tezahür edeceğim. Ama bunun tam kıstasla yaşamak istiyorum diyor. Tamam ama tanrısal benlik de diyor ki ben o makro üzerinden bütün makrolarımı devreye sokmak, bütün makrolarımı orada bütünleştirmek ve kendimi yaratmak istiyorum. Çünkü ben olma halinde yaşıyorum Kahramanta Sonya'da. Mesela bir Kahramantas'tan bahsediyorum. Burada öncelikle üç tane makro bir bedende bütün enerjetik olarak bütünleşmesi isteniyordu. Hatırlarsanız Rahman, Rab ve Rahim makroları diyorduk biz bunlara. Karana döneminde devreye sokulmuş. Mısır Karanası inisiyasyon süreçlerinde işte bir rahip, bir rahibe, başkomutan, baş rahip, baş rahibe çeşitli o kült programlarının içinde önemli görevler yapmış o bilinçler. Çok yüksek farkındalıklı haller yaşamışlar ki kendi makroluklarını elde edebilmişler. Ve o makroluk dediğim yani kendi yüksek benlik potansiyellerini veya galaktik boyuttaki o
bütünleşim halini yaşayabilmek için bir aşamaya geliyorlar. Burada bilincin enanası dediğimiz veya enananın dinginliği dediğimiz enan aktif aşama iki taneydi hatırlarsanız. Biri enan aktif doygunluk, göksel alanlarda yani galaktik boyutlarda yaşanır. Platformdaki yaşam kentlerinde yaşanır. O doygunluk yaşandıktan sonra dünyaya transfer edilir o bilinçler. Ve burada istenir ki o makro duygunluk bilinç enan aktif doygunluktan sonra enan aktif dinginliği yaşasın. Dolayısıyla burada enan aktif dinginliğin yaşandığı ilk dönem Mısır Kahalenas dönemidir. Ve burada yaşayan o varlık kendisinin özdeş makrosu olan kendi tanrısıyla birlikte, kendi tanrısının başka makrosu olan ikiz makrosuyla birlikte bu dünyada burada o makroluğu yakalayıp enerjetik bazda bütünleşim yaşıyor ve biri rahim makrosu, biri de Rab makrosu olarak her ikisi bütünleştikten sonra Rahman boyutu dediğimiz gözün 9. katmanından sonra o en üst tepede hatırlarsanız o şekilde var. Rahman boyutunda 300 tane kahamon var. Her bir kahyantız bir kahamonunu oraya ekmiş. Orada görev, Rahman karakterinde bir görev yapacak. Bütün ilahi hiyerarşik kuruluşlarda tayinleme yapan bir alandır orası. Ve sonra diyor ki işte Rahman boyutuna kilitledik. O iki tane bilinç kilitleniyor oraya. Enerjetik olarak kilitleniyor. Sonra diyorlar ki ana hasat döneminde tekrar bedenlenecek. Bu defa o Rahman makrosunu dünyadayken çekecek. Kendini ve enerjetik bütünleşimini üçlü testis sırrına göre ve o programa göre açacak. Burada üç tane makrodan söz ediyoruz. O zaman biri Rab, biri Rahman, biri Rahim. Ra, üç. Rahman'ın Ra. Biri Rahim'in Ra'sı. Biri de Rahman Rab. Rabbin Ra'sı. Şimdi üç tane Ra karakterli bir fonksiyon ortaya çıkıyor. Ve bu üç tanesi eğer bir bedende bütünleşirse, tek bir bedende üç makro bütünleşirse, Kaharyantas der ki benim ihtiyacım olan mesela 32 milyar ya onun makro sayısı. Her bir Kaharyantas'ın 32 milyar tane var. Dolayısıyla ben o zaman bu üç tanesi tek bir bedende bütünleşebildiyse diğer özdeş makrolarını da onun o bedende bir şekilde enerjetik olarak bloke olmasını, sığalanmasını isterim. Ve bunun için yardım ederim bilinç, o bilince. Şimdi bunu yakaladıktan sonra varlık o üçlü testisi oluşturmuşsa sürekli tanrısal benliğinden, kendi kahyantasından daha üst kademeli programları açabilmek için destek alır, yardım alır. Tabii ki bununla birlikte ilahi hiyerarşi de zaten yardımcı ve destek olmakta. Bu durumda arzu dışarıdaki beşer ile ilgilenmek değil veya burada üçlü testis kavramını oluşturmuş olan o varlığın dışındaki oluşturamamışlar da değil. Çünkü burada hazır bir potansiyel var ve burada bir kahyantasın. Sonraki zamanlar için, şu an için söylemiyoruz bunu çünkü biz Alfa Nova'dan Beta Nova karakterine geçiş yapmış ve sonrası daha üst aşamalı tanrısal evrim için bir bilinç yatağı oluşturuyor burada. Bir temel atıyor gibi düşünün. Üç tane makrodan da temelini oluşturmuş olur böyle. Burada üç taneyi oluşturmuş ve diyor ki artık bu benim hakkım. O hak. Ama tanrısal hak bir makro dediğimiz burada işte bedenlenmiş. Ben buradayım, bedenlendim. Ben üç tane makroyu birledim. Burada yani bilerek birledim ve tanrısal benliğimin görev uzmanlığın kodunu açtım. Buna biz Atlanta bilinç dehalık kodu diyoruz. Bu kodu açtıktan sonra diyelim ki istenilen aşamada o varlık, o görevli ya şimdi gelmiş açmış bıraktı. Ondan sonrasını getirmedi, devamını getirmedi. Ne olacak buna? Tanrısal benlik hakkı hiçbir yere kaybolmaz.
birçok makrosu var. Dünyaya da ektiği birçok makrosu var. Başka makrolarını devreye soktuğu için o hakkı başka makrolar üzerinde kullanabilir. Dolayısıyla bizim çalışma zamanlarımızda, hani öğretimizde ayrılanlar olduğunda mesela onun özdeş makrosu direkt yedekleme sistemiyle bütünlüğe dahil oluyordu. Bir varlık gidiyor, yerine işte 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra aynı tanrısal özün başka bir makrosu geliyordu ve o mesela 3 makrosunu bütünlemiş ya, o bir haktır. Burada bir takım işte bilinç titreşimleri yaşanması isteniyor. Çünkü onun da yaşaması lazım gelenin. Bu yaşadıktan sonra olduğu gibi onun hakkı oraya geliyor. Entegre ediliyor. Bu aynı şekilde geçmiş yaşam karmaları için geçerliydi. Geçmiş yaşamlarda elde edilen liyakat programları için de geçerliydi. Yani anlatmak istediğim, yukarısı Ahmet'le, Sibel'le, Ozan'la, Ayşe'yle, Ayla'yla ilgilenmiyor. Hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Bizim yersem kişiliğimiz, egosantrik olan, burada nefs sahibi olan bir kişiliğimiz var. Bu kişilikle ilgilenmiyor. Yukarının değerlerini, göksel olanı dünyada arzu edilenin ne kadarını yaratıya geçirmiş, göksel olanı dünyada ne kadar kendi tanrısal özü adına tezahür ettirip tecelli edebilmiş. Bir program var, ana bir program var, tecelliyat istiyor. Makro da istiyor ama onun bağlı olduğu süper makro da istiyor. Önce makromuz istiyor, bizim bağlı olduğumuz makromuz istiyor. Şimdi burada makro bunu isterken kendi adını istiyor ama tanrısal öz de bütün 32 milyar makrosu adına istiyor. Dolayısıyla burada bizim her ne yaparsak yapalım, her ne yaşarsak yaşayalım, yaşadığımız olumlu olan ve manevi olan ve galaktik olan diyelim, kendi özümüze ait olan bilgiyle ve güçle, enerjiyle ilgili ne yaşıyorsak dünyada hepsi bir şekilde müktesep hak olarak saklanıyor. Kim adına? Tanrısal benliğimiz adına. Başka bir yaşam, başka bir enkarnasyon kuşağı, başka bir makro üzerinden sahip olduğu liyakati alıyor, hop ona entegre ediyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Burada amaç göksel olarak Beta Nova'nın karakter değişim ve dönüşüm sürecinde Omega Nova'lara geçiş yapmak. Omega Nova'yı dünyada yaşamak. Tanrısal evrim çekirdeği olan bir aşamada bir bilinç, tanrısal bir evrim çekirdeği. Bizim varlığımız böyledir arkadaşlar. Çekirdek gibi düşüneceksiniz ve bilinç çekirdeğidir bu. Evrimsel aşamada artık bir tohumken ağaca dönüşecek. Böyle çiçek açacak, dallar budaklanacak. O zaman diyeceğiz ki o zaman orada bir tanrısal bilinç ortaya çıktı. Şimdi burada dünyada bilinç kendi makrolarını, özdeş makrolarını çektikten sonra az önce şekilde gösterdiği burada bu bir şablondu ya, bir de bunun olma bazında bir yansıması var. Olma bazından sonra da dünyada yaratı bazında bir yansıması var. O zaman şöyle sıralayabiliriz. Mutlak yokluktan akan bilinç ve imkanlar önce exterior zenyonda şablon aktif yaşama akar. Burada şablon oluşur. İkinci aşama bu bir. İkinci aşama varlıklaşmaya geçer. O zaman varoluş, aktif varoluş deriz. Aktif varoluş bu şablondan sonra ortaya çıkar ve önce bir beyin, ama bu beynin Amon denilen sol beyin, Amon, sağ beyin ve sol beyin, önce bir sol Amon'un 300 kaharyantasından
ortaya çıkan o ilk bilinç hali, üç karyantaslık bilinç hali, az önce bahsettiğim yokluktan akarken yoklukça programlanmıştır. Ve yoklukça, mutlak yokluk bilincinin bilinç akış halinde programlayarak rakada birleşmesi için programlanmıştır. Bu şekilde akmış. Bu şekilde kendinden kendine o devinimi yaratmış. Orada rakada birleştin ve bir bilinç, beyinsel bir bilinç çıksın ama beynin bir lobu çıkıyor sadece. Sonra Amon gidiyor. Yoklukça programlanmış ama Amon ondan sonra varlık boyutlarını açıyor. Bakın bir lob üzerinden açılıyor. İki lob değil. Kendi ikinci lobunu kendinden kendine tanzim ediyor. Kendi beyinsel olduruş gücü var. Çünkü 300 tane karyantastan söz ettiğimizde düşünün, bir tane karyantas hak boyutu yaratıyor. Ama 300 karyantasın bütün mutlak varlık bünyesindeki her şeyi yaratabileceğini. Dolayısıyla kendi beyinsel olduruş gücünü kullanarak kendine bir 300 karyantastan daha Amon Zora, yani kendi baba, ondan bir oğul çıkıyor. Kendinden bir oğul çıkıyor. O zaman beynin öbür lobu oluşmuş. Dolayısıyla iki tane lob ve bunun bütünsel hali, bütünsel hali Aloha Kamon diyoruz, mutlak beyin. Sonra bunları ortaya çıkarınca sonra omurlar ortaya çıkıyor. Şimdi omurlar kreatif kademelere denk geliyor. Kahramanta Sonya'ya tezahür ediyor bu bilinç. Bakın burada şablon, şablondan olma halinde bir yaşama akacak, yansıyacak. Hep bir tezahür var. Ranyaktif merhaleler aryalarda arya boyutuna, yani Atlanta Remonyas boyutuna yansıyacak. Orada 343 arya var. Öteki Tutankahamonyas'ta 300 karyatas var. Şimdi bunlar olma hali. Ve olma halinde Amon ve Amon Zorahi, iki tane beyin lobu oluşuyor. Mutlak varlıktan sonra buradan Kahramata Sonya dediğimiz ana merkezi süper güç boyutudur burası. Bütün varoluş boyutlarının, varlık alanının beyni, omurları ve organları. Bu şekilde. Burası üstteki bilinç akış manzumesi, şablon ya. Bu şablon buraya tezahür ediyor işte. İlk ortaya çıkan bir laboratuvar gibi düşünün. Beyin potansiyeli bunu ortaya çıkartmış, bu laboratuvarı. Sonra henüz hala bakın varoluş boyutları yok. Sadece bir ana merkezi süper güç boyutu var. Burada Atlanta Remonyas dediğimiz 343 tane arya, karyatas var. Ve bu aryalardan buradaki 343 aryanın her biri kendine benzer 7 tane daha arya, tanrısal doğrumlama diyelim biz buna, kendine eş benzer arya prototipini klonluyor. Bu her birinin 7 tane arya daha klonlaması, toplamda etrafında bir sargı daha düşüneceksiniz arkadaşlar. Böyle düşünün. 2401'e denk geliyor. 2401 tane etraflarında süper asli orijinal kenetleşim birliği dediğimiz bir alan. Burası Atlanta boyutudur. Duyduysanız diğer ruhsal, farklı ruhsal bilgilerde Atlanta boyutu diye geçer. Şimdi burası Atlanta boyutu. Burası ve bunların evlatları santiferlerdir, durgunlardır. İşte Beta'nın halkı durgunlar, onun için işte Atlantalılar diyorlar bir de mesela bunları. Şimdi burası Atlantalılar, Aryalar, bir de Atlantalıların atalarıdır. İşte ata niye? Çünkü bunu klonlamış. Aryalar Atlantalıların ataları diye geçiyor. Bu şimdi Atlantalılar var, Atlantalıların ataları diye de geçen kavramlar var farklı bilgilerde. Duyanlar diye ben bilgi vereyim dedim. Omega boyutu diye geçer bütün bu kahramanlar Sonya.
Tutankhamon yazısı şurada 300 tane kahyantasının oluşturduğu bir sargı. Mutlak bir kenetleşimle birbirlerine kenetlenmişler. Bütünsel birlik sırrını yaşarlar. Hiçbiri birbirinden ayrı gayrı değil. Sadece titreşim ve görevsel anlamda birbirlerinden farklılıklar olabilir. Özde hepsi aynıdır ve biz de bunların hani evlatları olarak galaktik boyutta da doğrumlanmış ve hangi karakterdeyse işte bir kaharyantası bir kaha gücünü kullanan bir kahamon olabiliyor. Onun da görevi ne? Uzmanlığına göre değişiyor galaktik boyutta. Şekildeki gibi aynı. Omla Enon arası. Omraktif, Omraktivum. Enon için Enonaktivum diyoruz. Kaharyaktif, Kaharyaktivum. Raniaktivum, Rakaktif, Rakaktivum, Atlantlonzeleri. Omraktif'te bakın, Urshin, Motio of Meis, Tafeaktivum diyor. Bakın burada, bu ne yer verme nedenim? Halin, bu iç devimsel muayyen aktif halin ne demek olduğunu, hani omraktif diyoruz evet ama om, ra, om, omu vurguladı. Kim ra? Omra kaktif. Aktif. Aktiflik kazanmış. Şimdi kendinden kendine içsel olarak bir devinim yaratıyor. İç devimsel bakın. Devinim. İç devimsel. Muayyen aktif. Ondan Enine'ye kadar ki element bitki, hayvan ve beşeri aşama için muayyenlik diyoruz. Çünkü burası bir farkındalık düzeyi olarak veya işte biliş hali olarak işte bilincin sahip olduğu kavram veya hal mikro. Ve mikro olduğu için bunu muayyen alıyor. Makro olduğunda da tam orada daha bir hakikat boyutuna çizdiği için mutlakiyet, hakikat, gerçek olan yani gerçek de demeyeyim de verite. Biri realitik bir aşama, biri veritetik, biri gerçekse öteki hakikattir. İkisinin manası çok farklı arkadaşlar. İç devimsel muayen aktif. Bakın, Urshin motif meis tafe aktivum. Ne demek istiyor bu? Alın bunu mesela sürekli tekrar edip okuyabilirsiniz. Mantra gibi kullanabilirsiniz. Ben size de daha önce de söylemiştim. Bütün Atlantlonze kelime kalıpları, cümle kalıpları, iki üç kelimeden oluşan bir cümle bile ne demek istediğini yaşatmak için hani mana yüklü kalıplar olduğu için kelimelerin taşıdığı enerji frekans çok yüksek ve onu sürekli tekrar ettiğimizde işte mantraların zaten ana yapısında bu var. Sürekli tekrar eden sözcükler kendi harflere yüklü olan o manayı yaşamamıza neden olur. Ve biz bilinç kodlarımızı açtığımızda her kodumuz açıldığında oradaki mana olma frekansı değişir ve o bizim algıladığımız mana sürekli bizim farkındalığımıza göre daha anlamlı olur. Her yani işte mesela muayyen aktiflikten şu an ne anlıyorsanız bunu mantra yaptıktan sonra diyelim çalıştınız. Bir ay sonra bu iç devimsel muayyen aktifi yaşamaya ne demek istediğini daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. Daha da yoğunlaştırmak isterseniz, bunun mananın derinliğine girmek isterseniz tabii ki daha fazla çalışılması gereken bir durum oluşuyor. Bütün kalıplar, bütün anlam hani içeren bu Atlantlonza kelimeler böyle. Evet şimdi Enana'da da ne yaptı? Muayyenlikten aktif diye mutlakiyete geçti. İç devrimsel mutlak aktif. Urshin motif ve tani aktivum diyor. Tani mutlak demek. Şimdi mutlakiyetin ilk durağı Enana'dır. Bu ister şablon aktif yaşamda olsun, ister dünyadaki yaşamda olsun. Biz üçüncü boyut realitesinde yaşadığımız için burada yani dünya üçüncü boyut realitesinde veya galaksisi, Samanyolu galaksisinin ta kendisi hani üçüncü boyut realitesinde yaşadığı için muayyen aktiftir. Çünkü beşeri bir algılama mikrolardan kaynaklı, yani mikro bilinç seviyesinde devinim olduğu için bakınız işte dünyada insanların arzularına
işte normal temel ihtiyaçlarını karşılamak, yaşamak, dünyadaki işte bu yaşamını sürdürmek için yaşıyor. Şimdi bunlar hep hakikatle ilgili şeyler değildir. Bunlar manevi değildir. Bunlar tamamen illüzyoniktir ve burada yaşadığı beyninden ürettiği daha doğrusu realite var. O realite neyse etrafında yansıtıyor, onu yaşıyor. Bir beşer için demiyorum sadece, bakınız herkes bunu yaşıyor. Şimdi kendini böyle çok üstlerde gören insanlar sanıyor ki ben o işte şey değil, hani yaşamıyor o illüzyonu. Halbuki herkes yaşıyor. Neden? Çünkü onun yarasına dokunan bir şeye bir parmağınızı böyle bir dokundurun, hemen ağzı çıkar. Neden? Çünkü o da beşer gibi yaşıyor. İstediği kadar makro olsun, istediği kadar işte her şeyi biliyor. Yani ne diyeyim, hani böyle yüksek benliğin istediği, tezahür ettirmek istediği olguları, evet konuşmak, yaşamak burada olması gereken, ama şimdi onu ya, büyük bir kısım yaşamadığı için illüzyonun içinde hapsolmuş. Buna ne diyoruz? Matrix hapishanesi. Matrix'in içinde böyle bir girift bir alan. Şimdi burada varlık illüzyonu yaşarken nasıl enanada kendini var kılacak? Evet, manevi bilgiyle uğraşıyorsunuz diyelim. Manevi çalışmalar, meditasyonlar yapılıyor sürekli. Hatta sürekli zikirler, mantralar yapılıyor. Bakıyorsunuz ama yaşam tamamen yersel. Hayatlarına baktığınızda tamamen yersel. Konuşma tarzları yersel. Yediği, içtiği, zevk aldığı konular, gündemlere baksan her şey yersel. Ama iki tane meditasyon yapınca da olmuyor o iş. Dolayısıyla muayyen aktif yaşıyor, bir mutlakiyet kazanmamış. Eğer bir varlık tamamen inanan aktif bir statüde yaşıyorsa, iç devrimsel mutlak aktifliktir o. O zaman bir Buda bilinci, o zaman bir aydınlanmış bir aşamada Enana'nın hakkını verir. İşte bizim karşımıza Mevlana'lar çıkmış. Tarihe baktığımızda Buda'nın yaşadığı hal diyebiliyoruz. İşte aydınlanma, her şeyin illüzyondan ibaret olduğunu bilen ve bunu her an yaşayan. Hiç kimse ve hiçbir şey o varlıkları artık daha düşük kıstaslı bir yaşama indiremez. Frekansını düşüremez. Buradaki olay işte mutlakiyettir arkadaşlar. Enanadır. Enananın hakikatin, mutlakiyetin ilk durağı deme nedenimiz bu. İlk durak, daha yeni başlıyor mutlakiyete. Çünkü Enanadan sonra mutlak aktiflik başladığı için. Burada bir makroluk bir programı açıyor o bilinç. Dünyada kendi hali, ama sonra onun diğer makro benleri, paralel evrendeki bütün yansımaları dediği işte özdeş makroları veya galaktik boyutlardaki diğer özdeş makroları hepsiyle bütünleşmeye başlıyor. Aslında o bütünleşmeleri yaşarken bir kısmıyla yaşadığını düşünelim. O bilgi, o biliş, o boyut bilgisi kendisine akıyor. Aslında ay geldi, burada bir özdeş makro enerjetik birleşim yaşandığı bir şey oldu değil. Şimdi siz Rab makrosu size çekildiğinde Rab boyutuyla ilgili bilgiler size akmaya başlar. Çünkü sizden ayrı bir varlık değil ki özdeş makromuz. Çünkü bizim tanrısal halimizin bir parçası. Okyanusta bir damla gibi düşünün varlığınızı. O damlaları birleştiriyorsunuz. O hal, o titreşim size akmaya, size gelmeye, sizinle bütünleşmeye başlıyor. Çünkü siz buna müsait oluyorsunuz. Dolayısıyla dediğimiz kahari aktivum dediğimiz aşamada, bu şablon aktif yaşamda makrolar artık bir makro üzerinde yani çoğalmaya, bir enerjetik bir şekilde bütünleşmeye başladıktan sonra bu varlık bunun dinginliğini yaşayacak. Kahari aktiflikten sonra da dinginlik yaşayacak. Bunun aşamaları var. Aryaysa reaktif varlık Enana'da iç devrimsel mutlak aktifliğini yaşadıktan sonra radyoaktif maveralara dalmaya başlıyor. Kahamonsa kaharyaktif kademelere. Şimdi birine kademe diyoruz, birine merhale diyoruz.
Şimdi bundan sonra bu varlıklar veya bu aşama Raka'da bütünleşiyor. İşte Raka'yı da üçe ayırdık hatırlarsanız. Burada beyin ve beyincik potansiyellerinin birleşik hareket ettiğini, birleşik bir mutlak beyin ve mini beyin, beyin ve mini beyin diyelim biz. Bu şekilde bir kozmik beyin oluşturuyor. Buradaki beynin üç kademesi. Bakınız, Rak aktivum, rak aktif. Raka dediğimiz aşama. Bundan sonrası beyinle ilgili. Şimdi süper aktif dingin devrimsel. Mutlak aktif yani bu. Raka'nın açılımı bu. Evet. İç devrimsel muayen aktifti. Sonra işlevsel mutlak aktifti bakın. Sonra kahari aktife geçti. Sonra kahri aktif ve yarani aktif diyoruz. Sonra süper aktif dingin devrimsel diyor. Bakın. Süper aktif, dingin, devrimsel, mutlak aktif. Şimdi bunların hepsini burada yaşıyormuş. Bu bilincin hali. Rak aktif halin dinginliği var. Rak aktif halin dinginliğinin devrimselliği var.